Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Sizin de bildiğiniz gibi arkadaşlar, dün LGS sınavı yapıldı. Sınavdan sonra liseye girecek olan öğrencilerin, yani liseye geçecek olan 8. sınıf öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri lise kontenjanları ne olacak, lise taban puanları ne olacak? Lise taban puanları artar mı, azalır mı arkadaşlar? Bununla ilgili size kısa bir rehberlik videosu çekeceğim. Önceki geçen sene de çektiğim rehberlik videosu arkadaşlar çok beğenilmişti. Yaklaşık 70-80 bin izlendi. Geçen sene çektiğim rehberlik videosu arkadaşlar çok beğenildi. Yaklaşık 70-80 bin izlendi. Bu seneki rehberlik videosunun da ben yine yaklaşık 100 bin belki de daha fazla izleneceğini düşünüyorum. En yakın arkadaşlar, yani taban puanları ne olur, bununla ilgili en yakın rakamları veriyoruz. Bu yüzden öğrenciler sanıyorum bizi takip ediyorlar. Arkadaşlar, sizin de bildiğiniz gibi dün LGS oldu. Sınav önceki yıla göre zordu. Bu da tabii ki öğrencilerin kafasını karıştırdı. Yani taban puanlar ne olur? Artar mı, azalır mı? Zorluk herkes için yani. Dolayısıyla bu ne olacak diye öğrenciler soruyor. Tabii sadece sınavın zorluğu üzerinden yorum yapmak zor olur arkadaşlar. Çünkü geçen sene arkadaşlar 1 milyon kişi LGS'ye girerken bu sene yaklaşık 1,5 milyon, 1,6 milyon kişi LGS'ye girdi. Yani arkadaşlar, sadece sınavın zorluğu üzerinden yorum yapmak zor. Öğrenci sayısı arttı ama kontenjan da arttı. Bu üçlü etken üzerinden konuşabiliriz arkadaşlar. 2019 yılında arkadaşım 1531 lise varmış, nitelikli lise. 2020 yılında bu liselerin sayısı yaklaşık arkadaşlar 350-330 artmış arkadaşlar, yaklaşık olarak 1856 olmuş. 2019 yılında 131.120 kişilik kontenjan varmış, öğrencilere ayrılmış. 2020 yılında arkadaşlar, yani bu sene 213.128 kontenjan var. Yani kontenjanlar arkadaşlar %53 arttı. Bu iyi bir haber. Yani buna bakarak taban puanların düşeceğini söyleyebiliriz. Tamam mı? Yani buna bakarak taban puanların düşeceğini söyleyebiliriz. Ama öğrenci sayısı da arttığı için sanıyorum ikisi birbirini dengeleyecektir. Onunla ilgili devamında onu da anlatacağım. 2020 lise türüne göre kontenjanlar arkadaşlar. Bu hedefeyi siteye koyacağım. mbaeğitim.com sitesine linkini videonun altına koyacağım arkadaşlar. 2020 LGS sorularının çözümlerini de PDF olarak yine aşağı koyacağım. Matematik çözümlerini ben yaptım. Diğer çözümleri de yapıyoruz arkadaşlar. Bugün onları yükleyeceğim. PDF olarak onları da bulabilirsiniz. Yani bunu da bulacaksınız. Matematik çözümlerini ve fen çözümlerini de bulacaksınız. Lise türüne göre kontenjanlar arkadaşlar. Anadolu Lisesi 71 bin kontenjan varmış 2020 yılında. Fen Lisesi 46 bin. Sosyal Bilimler 12 bin. Anadolu İmam Hatip Lisesi 42 bin, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri 40 bin kontenjan ayrılmış. Yani türüne göre kontenjanlar da bu şekilde arkadaşlar. Buna bakarak kontenjanların artması iyi bir olay. Ama baktığımızda öğrenci sayısı da artmış. Yani 2019 ve 2020 yılında arkadaşlar öğrenci sayıları da arttı. Ve dolayısıyla yani 2019 yılında yaklaşık 1 milyon 29 bin öğrenci sınava girerken 2020 yılında 1 milyon 600 bin öğrenci sınava girdi. Yani öğrenci sayısı da %60 arttı arkadaşlar. Kontenjan da öğrenci sayısına göre ikisinin ortalaması olacak şekilde arttı. Yani bu durumda öğrenci sayısı ve kontenjana bakarak arkadaşlar lise taban puanlarının aynı kalacağını söyleyebiliriz. Yani çünkü ikisi de aşağı yukarı aynı oranda arttı. Fakat diyoruz arkadaşlar. Fakat. Kocaman bir fakat diyoruz. Büyük harflerle kocaman bir fakat işareti yazıyoruz ve diyoruz ki arkadaşım, burada önemli olan artık kontenjan, öğrenci sayısı, bunlar birbirini endeksledi. Bunlar eşitlendi. Fakat sınavın zorluğu 2019 yılında mı daha zordu LGS, 2020 yılında mı daha zordu? Yani burada artık sınavın zorluğu ortaya çıkıyor. Öğrenci sayıları etkilemeyecektir. Kontenjanlar da etkilemeyecektir. Sınavın zorluğu etkileyecektir yani. Artık taban puanları belirleyecek olan sınavın zorluğu arkadaşlar. Bununla ilgili kısa bir değerlendirme yapalım.
2020 LGS sınavı arkadaşlar 2018 LGS sınavına çok benziyor. Yani dolayısıyla 2019 LGS sınavından daha zordu. Yani bu seneki sınav geçen seneki sınava göre daha zordu arkadaşlar. Bu seneki sınav geçen seneki sınava göre daha zordu. Tamam mı arkadaşım? Dolayısıyla taban puanların düşeceğini söyleyebiliriz. Ha ne kadar düşer? Yani bununla ilgili böyle yorum yapmak çok zor ama 5-10 puan düşebilir arkadaşlar. Puanına göre düşebilir. Yani 490'lık bir lise tutup da 475'te 480'le alacağını düşünmüyorum. 485'te 486'yla yani orada yani en fazla 3-4 puanlık bir oynama olabileceğini düşünüyorum. Ama mesela diyelim ki 450'lik bir lise 440'a kadar düşebilir yani. 420'lik bir lise 400'e kadar da düşebilir. Yani puanlar düştükçe aradaki makasın daha da açılacağını söyleyebiliriz. Taban puanlar arkadaşlar 5 puanla 20 puana kadar düşebileceğini söylüyorum ben size. Yani umarım da düşer arkadaşlar. Çünkü sınav daha zordu. Özellikle matematik bu sene çok belirleyiciydi. Öğrenciler için Türkçe özellikle çok belirleyiciydi. Matematik ve Türkçe öğrencilerin kaderini belirledi. Eğer siz bu ikisini iyi yaptıysanız arkadaşlar bence üzülmenize asla gerek yok. Bu sene puanların düşeceğini söylüyorum. Bunu ilk söyleyen de benim yani. Muhtemelen başka videolar da gelecektir. Bu videoyu örnek alıp da taban puanların düşeceğini söyleyenler olacaktır arkadaşlar. Taban puanlar bu sene düşecek. İçinizi ferah tutun. Ama çok yüksek düşme beklemiyoruz. Yine de size yetecek kadar düşme olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Video ile ilgili yorumlarınız olursa videonun altına yorum olarak mutlaka yazıyorsun. Tamam mı arkadaşım? Lisede beraberiz. Bundan sonra liseye geçtiğinizde videolarımız olacak. Liseli öğrencilere özel derslerimiz, kamplarımız olacak. Bunlar düzenli olacak arkadaşlar. Biz bu sene beraberiz. Tamam mı? Yani hiçbir yere ayrılmayın. 4 sene inşallah bizle beraber üniversite sınavını kazanacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki rehberlik videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.